devam ettiren dini grup diye düşünebiliriz ama Yahudiler de onları kendilerinden kabul Yahudi etmiyor. Kabul etmiyorlar. Tabii. Hemen kitapları tekrar gösterelim, soruyorlar. Nuh Bey'in kitapları. İslam toplumunda Yahudiler, Abbasi ve Fatimi dönemi Yahudilerinde hukuki, dini ve sosyal hayat. Şu ince bir kitap kaç sayfa? 688 sayfa efendim. Doktora tezimiz. Evet. Bu da iktisadi ve ilmi hayatta Yahudiler, gene Abbasi ve Fatimi döneminde. Böylelikle o dönemi tamamlamış olduk. Evet. Postdoktora çalışmışsın. Samiriler, İslam dünyasında, ya bu gösterilmedi galiba kapaklar. Şöyle gösterelim, şuradan alalım. Gitmeyin, gitmeyin, şöyle. Biri bu. Şöyle. Biri bu. İki küçük işte. 1300-1400 sayfa tutuyor. Efendim, diğeri şu. Samiriler. İşte şu anda Gerizim Dağı'nda Samiriler. İbadet mi yapıyor? Sefer Tora dediğimiz... Tora tomarlarını çıkarmışlar, evet. İbadetlerini yapıyorlar. Efendim iki tercüme, Yahudiler ve Araplar, bir diğer tercüme, Orta Çağ'da iki Yahudi seyahın Avrupa, Asya ve Afrika gözlemleri. Programın başında söyledik, tekrar söyleyelim, kitapsız profesörlerimize ithaf olunur. Sen 30 sene üniversitede ol, prof bilmem neye dolaş, bırak kitabı, makale bile yaz, bu doğru dürüst. Hiç kaynak alınma, sonra alimim diye dolaş. Ellerindeki Tevrat mı? Evet. Şu öndeki din adamlarının tuttuğu Sefer Tora dediğimiz Tevrat tomarları. Şu. Bu Yahudilikçe helal kabul edilen bir parşömen üzerine Sofer adını verdiğimiz kalifiye bir, yani dini yazım kurallarını bilen bir din adamı tarafından yazılmış tomarlar. Bunlar matbu olmaması gerekiyor. İbadet. Peki şeylerde, Yahudilerde böyle bir şey var mı? Aynı Yahudilerde de aynı şey var. Var yani, onlarda da var. Onlarda da var. Efendim, Antalya'dan bir fanatik izleyicimiz Tayfun Bey. Bu soruyu cevaplandıralım, Tayfun Bey'in sorusunu. Ondan sonra bir faslı musiki yapalım Yaprak'la. Ve bir ara verelim. Sonra tekrar devam edeceğiz ama... Bir ara ver de öyle başla istersen. Yok yok. Şey, şimdi yapalım. Ses açılsın. Sesi açık canım. Hiç kapanmadık hiçbir zaman. Sesi. Pazarlık getirmiyorsun ama. Bu arada sevgili seyirciler... yani cevap vermiyorsunuz, işte ciddiye alınmıyoruz falan demeyin. Çünkü çok mesaj geliyor. Hele bu gece o. Evet, Yahudilik olursa. Binlerce, evet. ama zannedersem bazı mesajlardan aldığım kadarıyla bazı seyircilerimizin beklentilerini boşa çıkarttık. Çünkü başka türlü bir program yapacağımızı zannediyorlar. Paranoyak program böyle o konularda. Yahudiler her şeyin arkasında. Her şeyin arkasında. Efendim, Tayfun Bey sormuşlar. Buyurun. Diyorlar ki, Yahudi din adamlarının üst düzeyinde bulunanlar için namaz kıldıkları söyleniyor, doğru mudur? Hatta bununla ilgili o din adamlarının Müslümanları küçümseyerek, siz kimsiniz ki namaz kılacak seviyede görüyorsunuz kendinizi dedikleri söyleniyor. Yani. Şu Yahudilikteki namaz nedir? Yahudilikteki namaz şu. Yahudiler günde 3 kere ibadet ederler, 3 vakitte. Şahrit, evet, dediğimiz sabah, minha dediğimiz ikindi vakti, bizdeki öğle ile ikindi arasında. Bir de arvit dediğimiz akşam güneşin batımından sonra. Bu 3 vakitte Yahudiler ibadet ederler. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetlerin hepsine namazın farz kılındığı belirtilir. Fakat bu namazın şeklinin veya formatının nasıl olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de çok fazla bilgi yok. Fakat Yahudiler Sidur adı verilen ibadet metinlerinden, işte her gün veya her vakte uygun mezmurlardan veya miladi 2. asırda zannedersem bunların hepsi kanonik, yani ibadet metinleri haline getirilmiştir. Bu Sidur adı verilen ibadet metinlerinden açmak suretiyle okurlar. Bizdeki ibadetle çok farklı dedim. Mesela mezmurla başlarlar. Zemurot dediğimiz bir takım hamd dualarıyla devam ederler. Amida dediğimiz ayakta durmak, amida dediğimiz ibadetle devam ederler. Ve daha sonra secde Yahudi ibadetinden çıkarılmıştır miladi 2. asırda. Aslında olmasına rağmen ilginç bir şey bu. Bizdeki secde var yani. Secde vardı fakat zamanla din adamlarının müdahalesiyle secde ibadetten çıkarılmış. Sebebi de miladi 2. asırda Goethe'in bu Yahudiler ve Araplar kitabında o şekilde anlatıyor. Hristiyan keşişlerin de secde etmesinden dolayı onlara bir tepki olarak Yahudi din adamları secdeden çıkarıyor.
Fakat İslamiyet'le beraber çok önemli bir kulluk nişanesi olan secde, tevazu ve şeyi simgeler. İslamiyet'le tekrar, evet, tekrar din, İslam diniyle beraber insanlığa bu secde ibadeti tekrar sokulmuştur. Onun haricinde bu ibadet metinlerinden Yahudiler günde 3 vakit dualar okumak suretiyle namazlarını yerine getirirler. Ona tefila diyorlar. Biz namaz diyoruz ama Yahudiler tefila. Kendisi tefila adını vermek. Son peygamber. Allah aşkına şu Gog Magog, Yecüc Mecüc konusunu konuştuk efendim İbrahim Bey demin. Uzun uzun anlattı hoca. Yani ısrar o soruyu sormayın. Dinleseydiniz. Bu son peygamber Yahudilere gelen kim? Son peygamber İsa. Yahudilere. Yahudilere. Kabul ediyorlar mı? Kabul etmiyorlar. Peki ondan öncesi? Ondan öncesi işte aynı dönemde yaşayan Yahya ve Zekeriya peygamberler var. Yani Zekeriya peygamber mi? Onu da kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Baftici. Son peygamber gelecek. Peki hayır, buna onlara gelen son peygamber kim? Yani? İşte İsa aslında. Kendi kabul ettikleri kim? Yani onlar mesela Yahya'yı en son vaftizci Yahya olarak falan kabul ediyorlar ama İsa peygamber de kendilerine gönderilmesine rağmen Mesihlikle çok yakından ilgisi var. Çünkü onlar son peygamberin Mesih olacağına, bunun aynen Kral Davut ve Süleyman gibi güçlü olacağına inanıyorlardı. İsa ahlaki öğretiler getirdi. İşte çok yaygın bir söyleyişle sağ yanağına vurunca solunu da çevir gibi. Daha barışçıl şeyler. Bunu pasiflik olarak nitelediler ve bu yüzden de kabul etmediler. Pasifist yani şey olarak, barışçıl olarak kullandım. Ve bunu da kabul etmediler. Bizdeki rivayetler gökyüzüne İsa'nın uruç ettiği, yükseldiği, Yahudilerde ise öldürüldüğü şeklinde kendi müntesiplerinden İşkoryat isimli bir havarisinin, yanlış hatırlamıyorsam belki yanılabilirim bu bilgide, Roma idaresine jurnallenmesi neticesinde Hazreti İsa... yanılmış olabilirim yani o konuda. Judas. Pontius Pilate. Judas şey yapan. İhbar eder. İhbar eder. Kalleştir. Evet. Ama kabul etmiyor. Ama yani Judas o yeni bir metinler çıktı şeyde. Dead Sea. Dead Sea değil, hayır. Yeni bulunan. Ölüdeniz'de değil mi? Şeyde. Bir şeyler kazdılar. Bir şeyler buldular. Yeni. Son bir sene içinde. Ne çıktı? Orada Judas masum gözüküyor. Hristiyan metinler mi? Efendim? Hristiyan metinler mi? Hristiyan metinler buldular. Yeni buldular. İnsan yaşadığı dönem. O dönem. Karbon testini yaptılar. Dendiğine, yazılı olduğuna göre ben yazmıştım onu ama unuttum detayını. Galiba Hazreti İsa ayı yapma falan diyor. Suçu üstüne alıyor yani peygamber şey yapılmasın diye. Öyle bir şey vardı. Yani Judas masum mu diye bir metinler çıktı. Efendim. Ama hala bekliyor. Kureyza kabilesi meselesi. Evet. Nedir bu hadise? Şunu anlatalım sonra yapıla bekletmeyelim fazla. Evet. Şimdi Beni Kureyza peygamberimizin Medine'ye hicret ettiği zaman, göç ettiği zaman Medine'de yaşayan en güçlü kabilelerden biri. Aslen İsrailoğulları kabilesinden. Şimdi peygamberin çağdaşı Yahudileri ikiye ayırmak çok lazım. Çok affedersiniz. Buyurun. İbrahim Bey, yani demin de söyledim. Mesajınızı yolluyorsunuz, otomatiğe bağlıyorsunuz. Ondan sonra lavaboya gidiyorsunuz veya çay koyuyorsunuz. Sonra gelip tekrar aynı mesajı gönderiyorsunuz. Yecüc Mecüc konusunu konuştuk. İslam ansiklopedisine baksın. Açın bir de kitaba bakın. Burada da konuştuk. Kimler Yecüc Mecüc, kimler Yecüc Mecüc zannedilmişti. Bunların hepsini konuştuk. Seyretmiyorsunuz, lavabo dönüşü tekrar yolluyorsunuz. Allah Allah. Evet efendim. Medine'de Yahudiler iki kısım. Biri aslen İsrailoğulları olan, yani kökeni biraz önce bahsettiğimiz 586'da Babil sürgünüyle gelen Yahudiler. Bunlar Nadir oğulları, Kureyza oğulları ve Kaynuka oğulları. Bunun haricinde 15-20 civarında filan başka Yahudiler var. Bunlar aslen Arap ama Yahudilerin kültürel nüfuzu dolayısıyla Yahudileşmiş Araplar. Aslen Arap fakat sonradan Yahudiliğe girmişler. Bu bahsedilen Kureyza Hazarlar gibi bizim. Hazarlar gibi, evet.